Merhaba sevgili hocam. Bir sorum var. Bir insan sürekli mutlu olabilir mi? Teşekkür ederim. Mutlu günler diliyorum. Bir takım destekleyici ilaçlar vesaireler kullanırsa tabii ki yani sürekli mutluluk hali mevcut. Bunun için de eczaneye gidip o renkli bonbonlardan bol bol alıp her gün her yarım saatte bir birer tane alarak. Sürekli insan mutlu olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil sanırım. Çünkü dualite denilen bir dünyada yaşıyoruz. Ve her şeyin bir karşılığı var. Yani mutluluk ve mutsuzluk, güzel ve çirkin, iyi veya kötü, yani hepsinin bir karşılığı var. Ve eğer mutluluğu yaşıyorsanız bilin ki mutsuzluğu da yaşayacaksınız. Bunun için yapılabilecek tek şey aslında, bu aynı zamanda biraz da içimizle ilgili olan bir şey. Aydınlık ve karanlığımızla ilgili olan bir şey. Çünkü biz mutlu olmayı her zaman çok istiyoruz. Aydınlık tarafımız, çünkü her zaman mutlu olmak bizim için çok güzel ama mutsuz olmanın ne olduğunu bir kere keşfetmemiz gerekiyor. Yani mutsuzluğu neden yaşıyoruz? Aslında bence mutsuzluğu neden yaşıyoruz? Mutsuzluğu çünkü mutluluğunun değerini anlayabilmek için, mutluluğun o güzel hediyesini alabilmek için de yaşıyor olabiliriz mesela, değil mi? Benim sorum da şu olacak. Sevgimden ayrıldım. Bu acıyı meditasyonla geçirebilir miyim? Teşekkürler. Evet, günde 8 saat meditasyon yaparak, yani bütün beynini değil tabii ki. Evet, meditasyonda sevgilini görerek bütün bağlarını kopar. Mikail'i çağır. Onunla olan bütün bağlarını meditasyondan ayrıldım sevgilim. Meditasyondan ayrıldım. Tabii ki meditasyon da olmalı işin içinde. Yani kendini bilmek. En azından hani bu sevgilinle olan ilişkinin boyutu, oradaki süreç sana neler kazandırdı, sana neler kaybettirdi. Bir farkındalık kazanması açısından. Çünkü sonuçta bir araya geliyorsak birileriyle mutlaka bunun bir sebebi var diye düşünüyorum. Mutlaka orada alacağımız bir şeyler, vereceğimiz bir şeyler. Belki de karşı tarafın bize göstermek istediği, kendi içimizde var olan bir takım açık taraflarımızı bizi biraz zorlayarak onlarla yüzleşmemizi sağlayan, ikili ilişkilerde genelde bu vardır çünkü. Böyle çok sevmediğimiz, çok hoşlanmadığımız kendi taraflarımız, karşı taraf sıkça bizim karşımıza çıkarmaya başlar. Meditasyon tabii ki bunun bir şekilde işe yarar ama mevcut olan eğer bir acı da varsa bununla ilgili, yani bir hüzün varsa vesaire varsa bunlardan da kaçmamalıyız. Bunları da dolu dolu yaşamalıyız diye düşünüyorum ki o içeride o birikmiş olan o acıyı bir şekilde boşaltmak da gerekiyor. Yani bir şeyden kaçmamamız gerekiyor. Hangi duygu yaşarsak yaşayalım o ilişkinin bitiminde. Mutlaka o duygunun da kendini ifade etmesine izin verelim ki eğer o duygu içeride kalırsa bu bir sonraki ilişkiye yansıyor olabiliyor. Yani bir takım eksiklikler başka bir ilişkiye sıçrayabiliyor. Onun için hem meditasyon yapmalı hem de gerçekten o yas dediğimiz o süreci bence onu da kendi içimizde dolu dolu yaşamalıyız diye düşünüyorum. Merhaba Tuğba Hocam. Bir sorum olacak size. Bu spiritüel eğitimleri almak ve devamında böyle bir yaşam sürmek için dünyadan, ne bileyim mal varlığımızdan ya da sahip olduğumuz maddiyattan, imkanlardan, her şeyden vazgeçip kendimizi soyutlamamız mı gerekli? Genelde spiritüelliğe başlayan insanlardan sözleşme yapıyoruz ve bütün mal varlıklarını bana devrediyorlar. Çünkü biliyorsunuz spiritüalizmde para kakacız, yani caiz değil. Onun için mümkün mertebe herkesi çıplak bırakarak, çünkü biliyorsunuz hani hiçbir şeyiniz olmadığında kendi benliğinize daha çok yaklaşabiliyorsunuz ya. Ben o seviyeyi aştığım için artık hani benim için varlık çok da bir anlam ifade etmiyor artık bana, yani 16 tane arabamın olması. Biraz Osho'yu kendime galiba şey alıyorum o anlamda. Genelde böyle bir şey söyleniyor zaten. Hani bana birçok insan gelmişti. Hocam tamam ben bu spiritüel, bu ruhsal aleme gireceğim ama eşimi kaybedecek miyim? İşimi kaybedecek. İnsanlar şey zannediyorlar galiba, bu ruhsal alana geçirdiğinde öbür dünya yok oluyor. Veya mecburen bir şekilde başka bir dünyaya
ışınlanıyorsun. Yani bir şekilde o bir takım mevcut olanlardan vazgeçmek zorunda kalıyorsun gibi hissediyorlar veya yaşıyorlar. Veyahut da bu kitaplarda bu şekilde insanlara aksettiriliyor. Çünkü öyle bir şey var. Bence öyle bir şey yok. Yani herhangi bir şekilde bir şeyden vazgeçmek gibi bir şey yok. Çünkü meditasyon yapmak veya bu spiritüel aleme girmek veya manevi tarafınızı beslemeye başlamak aslında sizin tam tersine dünyasal tarafınızı da güçlendiriyor. Yani en basitinden meditasyon yaparak kendi işinizde, kariyerinizde işe odaklanmak, konsantrasyon, iş verimliliği, iş birliği vesaire bu konularda yaratıcılık vesaire bu konularda daha farklı, daha güzel seviyelere gelmeye başlıyorsunuz. Yani meditasyonun zaten hem bilimsel hem ruhsal anlamında birçok faydası olduğunu zaten biliyoruz zaten. Birçok enstitüde bunun doğruluyor. Hatta şu anda biliyorsunuz mindfulness diye bir teknikle birçok ünlü firma şu anda bu mindfulness'ı kendi çerçevelerinde bunu bir şekilde alıyorlar. Merhaba hocam. Meditasyon sırasında mum ve heykel kullanım ritüelin bir parçası mıdır? Teşekkür ederim. Heykel çok önemli. Ben mesela bütün meditasyonlarımda düşünen adam heykelini kullanıyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bana bir şekilde evimi hatırlatıyor diyormuşum. Bu bir tercih meselesi bence. Çünkü dediğim gibi heykel vesaire bunlar bir şekilde sembol. Yani meditasyon şu dur diyemiyoruz ki. O kadar çok çeşidi var ki, o kadar çok yani yemek yerken meditasyon yapılıyor, yemek yaparken yapılıyor, yürürken yapılıyor. Yani orada ne yapacaksınız? Heykelinizi yanınıza mı taşıyacaksınız yürürken? Yani öyle şeyler yok. Onun için orada o sessiz meditasyonlarda tabii ki meditasyon geleneği veya kavram tabii ki biraz daha oradan Brahmanizm'den vesaireden geldiği için o esinti var. Ha, mumu tavsiye ediyorum. Mum çok güzel. Yani nasıl romantik sevgilinize oturup bir mum falan yaktığında nasıl o ortam biraz böyle yumuşuyorsa mumun da negatif enerjiyi çektiğini, ortamı yumuşattığını biliyoruz. En azından bilinçaltımızda kalıp böyle. Bunun yanında tütsü kullanmak çok çok faydalı. Yani aslında bir şekilde kanallarınızı kapatmak, yargı kanallarınızı kapatmak dediğimiz bir hikaye bu. Nasıl? Bizim yargı kanallarımız var işte. Kulaklarımız var, burnumuz var, gözlerimiz var. Şimdi siz herhangi bir yere baktığınızda ne yapıyorsunuz? Bir yeri yargılıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kötü anlamda söylemiyorum. Yargılamak, etiketlemek anlamında söylüyorum. Diyelim ki işte bir ağacı görüyorsunuz. Ağaç diyor bilinçaltınız. Efendim söyleyeyim sandalye diyor sandalye. Çiçek diyor çiçek. Bu bir etiketleme. Bu ne oluyor? Siz otomatikman sizi zihinde bir şekilde o zihni çalışmasına izin veriyor. Ne yapıyorsunuz? Bunun için gözlerinizi kapatıyorsunuz. Birinci kanal kapanıyor. İkinci kanal kulaklar. Meditasyon yaparken telefon çaldı. Aa, kapının zili çaldı. Aa, tüp gazcı, ay gazcı geçti. Hi guys. Aa, bunlar benim meditasyonumu bozdu. Artık yapamıyorum falan gibi. Konsantrasyonum bozuldu diye hemen meditasyonu bırakma eğilimindeyiz zaten. Hemen bırakıyoruz. Burada bir müziğin çalması, biraz o anlamda kendi içinize orayı kapatmak veyahut da en güzeli aslında meditasyonda ben her zaman tavsiye ettiğim şey hangi ses olursa olsun dışarıdan gelebilecek bunları da meditasyonunuzun içine katın diyorum. O zaman o meditasyonun bir parçası olduğu için artık metrobüsün ortasında bile meditasyon yapsanız artık çevrenizdeki o insanların gürültüleri onlar bunlar bile artık sizi rahatsız etmemeye başlıyor. Burunla ilgili mesela burunda da farklı farklı kokular aldığınızda dikkatiniz hemen zihne gidip hemen onu etiketleme isteği doğabiliyor. Onun için bir tütsü yakmak veya bir buğurdanlıkla güzel bir işte gül esansıyla bir koku, farklı farklı bitkilerin, baharatların kokularıyla o kanalı da kapatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bütün kanallarınızı kapattığınızda içinize dönmeniz, içerideki o meditasyonun verdiği o deneyimleri, içerideki o hislerinizi, duygularınızı daha net, daha temiz bir şekilde, kalbinizin sesini daha net bir şekilde duyabilmeniz için bence güzel birer araçtır. Ama yine de bu tercihe göre değişkendir. Yani bazı insanlar buna ihtiyaç duymaz. Yeni başlayanlar için bunu tavsiye ediyorum. Çok daha kolay meditede olabiliyorlar. Zaman ilerledikçe siz bu konuda derinleştikçe zaten farkına varacaksınız. Aslında hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığını.